Arkadaşlar yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Bugün 17 Ekim 2022 Çarşamba arkadaşlar. Kripto para dünyasıyla ilgili yeni gelişmeler, yeni haberler neler? Bunları sizlere vermek üzere tekrar beraberiz arkadaşlar. Öncelikle şunu vurgulayayım. Bizim ilk etapta burada konuşmamız gereken Tesla bilançosuydu. Fakat Tesla bilançosu şu an için açıklanmadığı için, geciktiği için arkadaşlar, şu an yayını yapacağım yayınla eşleşmediği için bilanço çıkar çıkmaz arkadaşlar sizlere verileri tekrar yayınlayacağım. Hem Twitter'dan hem de buradan arkadaşlar YouTube'dan sizlere Tesla bilançosu hakkında ayrıntıları vereceğim. Şu an peki bunun haricinde kripto dünyasıyla ilgili gelişmeler var mı? Var arkadaşlar, bunları konuşmak için. Bunları sizlere, bunların haberini verebilmek için hızlıca beraberiz bugün. Şimdi öncelikle Bitcoin biliyorsunuz 1-2 gün önce güzel gelişmeler var mı Bitcoin'de? Var. Kötü olası haberler var mı? Onlar da var. Eşdeğer sayılabilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle Bitcoin Guinness Rekorlar Kitabı'na 2 gün önce yerini aldı arkadaşlar. Dünyanın biliyorsunuz bu rekorlar Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyada rekor kıran ve ilkler kitabı olunduğunu biliyorsunuzdur. Bitcoin de burada hem hacim hem de geçmişten günümüze patlayan değer artışıyla bu kitapta Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı arkadaşlar. Şimdi şunu da bilelim. New York Times'tan yine yeni bir haber var arkadaşlar. New York Times gazetesi bize şunu söylüyor. New York Times gazetesi ya da medya kuruluşu bize şunu söylüyor arkadaşlar. Fed'in ard arda hem Kasım'da biliyorsunuz hem Kasım 1'de hem de Kasım'dan sonraki ayda Aralık'ta ard arda 75 bas puanlık bir artış yapacağı söz konusu, bunu vurguladı. Biz de tahminlerimiz bu yöndeydi zaten. Hem Kasım'da hem Aralık'ta 75 bas puanın geleceğini ve zaten rahatlamalar da geliyorsa eğer ki benim düşüncem Aralık. Şimdi arkadaşlar diyor hani biraz daha erkendi, hani şuydu, hani burada Fed'in yol haritasını sen kestiremezsin. Biden dinozoruyla ve ekibi burada sana bize bir yol haritası gösteriyor ve bu yol haritasında katı olduğunu, sert olduklarını ima ediyorlar. Enflasyonu %2'ye indirene kadar bu yolda devam edeceklerini söylüyorlar. Ama buradan çıkan uluslararası şeye de bakınca, sıkışıklığa bakınca da biz buradan şunu çıkarabiliyoruz yani. Hani yüzlük kuyruğuna geldik ve Fed'in de bu kadar sert faiz artışlarda ileride hem kendisine hem de çok tepki çekeceği yönünde ve bu da Aralık'tan sonra yavaşlayabilir. Yani biz artık 2023'te Ocak yılbaşından sonra da yavaş yavaş yüzümüzün güleceği yönünde düşünüyorum arkadaşlar ben. Şimdi gelelim New York Times'tan sonra Japonya'da arkadaşlar esrarengiz bir biçimde nedense Japonya bir karar aldı ve kripto para dünyasındaki katı kuralları gevşemeye bıraktığını söyledi. Bu da Japonya'dan güzel bir haber. Şu kötü arkadaşlar, Avrupa Birliği madenciliği yasaklayacakmış. Bununla ilgili tüm devletlere hazır olun diye bir rapor yayınladı. Fakat şunu ben söylemek isterim ki Avrupa Birliği tamam yasaklarsa bir sıkıntı olabilir. Fakat ben bunun çok büyük bir sıkıntıya yol açacağını düşünmüyorum. Çünkü Bitcoin madenciliğinin daha çok Avrupa değil Doğu ülkelerinde yapıldığını biliyorum ve düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Ayrıca Fransa Maliye Bakanı da dün itibariyle şunu söyledi. Biz kriptoyu Fransa'nın merkezi haline getireceğiz dedi. Fransa'dan da böyle bir hareket geldi. Yani kriptoyu tüm ülkeler aslında bir şekilde yararlanmak için o merkezi haline getirme çabası içinde de. Bazıları yasaklıyor, bazıları bu şekilde davranıyor. Ama eninde sonunda teknolojinin nereye gittiğini herkes görecek. Yenilikçi bir teknolojiyi arkasına alanlar daha iyi bir yere gelecektir diye düşünmekteyim. Yine arkadaşlar Lunch'la ilgili bir haber var. Lunch vergi yakınları biliyorsunuz 1.2 idi ve şöyle bir olay oldu. 1.2 olduğu için çok fazla yakımların çok fazla devreye girmediği düşünülüyordu ve bu yakımların topluluğun kabulüyle beraber 0.2'ye düşürüldü ve böylelikle hani alım satım yaparken borsalarda daha bu 1.2'lik vergi göz önüne alamıyordu insanlar. Muhtemelen de bu yüzden 0.2'ye düşürüldü arkadaşlar. Ve ayrıca Elon Musk, dediğim gibi Elon Musk tarafında Tesla bilançosu gelecek. Gözler bunda zaten. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Haber gelir gelmez sizlere sunacağım zaten. Gündemimizde Aptoo
coin var arkadaşlar. APT token. Bu yeni yeni parladı. Tüm borsalar kapış kapış listelemeye başladı. APT token ne derseniz Solana'ya rakip olarak gösteriliyor ve güvenlik, ölçülebilirlik açısından, hız bakımından da bu Solana tipi coinlere, akıllı kontratlar, bu tip coinlere rekabet içerisinde olduğunu da görebiliyoruz ve birçok Solana yatırımcısı da sepet olarak yarısını APTO token'a, coin'e geçirmiş durumda. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bu yolda ilerliyor APTO token. Kisu coin'e gelecek olursak, yine Kisu coin ile ilgili bir haber var arkadaşlar. CoinTech borsasında 23 Ekim'de listeleniyor arkadaşlar. Ayrıca Baby Doge popülasyonunu hızla artırmaya başladı. Bununla ilgili çok fazla haber düşüyor ve gerçekten de Baby Doge popülasyon olarak artırıyor kendisini hızla. Onus Finanse uygulamasında da kendini listeletiyor arkadaşlar. Bu da Baby Doge'daki hareketliliği bize gösteriyor. Tüm haberler bu yönde arkadaşlar. Dediğim gibi Tesla bilançosu da önümüze geldiği anda sizlere haberini vereceğim, bildireceğim dostlar. Görüşürüz, seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.